Ya sıkıldım artık şirkete gizli gizli ilişki yaşamaktan ya. Toplantı odasında seni sıkıştırıp köşeye öpmek istiyorum. Götümde de fındık kırayım, tam olsun. Kendinize gelin, şirket burası. Şirket, erkenci kuş mu çekiyoruz lan burada? Ben de bir an aranızda bir şey var sandım ya. Kim? Benim bu... Teessüf ederim ya. Bu var ya, evlat olsa sevilmez. Mevlana bunu görsün, sen gelme der. Adam leblebi gibi eleman kovuyor. Ha, benim için kovulmayı göze alamıyorsun yani. Ama çok borca girdim. Biliyorsun daha yeni bankadan kredi çektim. Kredi mi, ben mi? Sen kaç faiz veriyorsun? Sultan Hanım önceden başkaydı. Adı da Ahmet'ti. Sultan Ahmet miydi yani? Bunun bir sevgilisi vardı. Çok güzeldi. Sonra ne oldu? Sonra bu sevgilisinden daha güzel oldu. Ben döndüm. Duyduk birader. Oh be, üzerimden büyük bir yük kalktı. Biliyoruz onu. Ya ben Instagram'a bir tane fotoğraf koyamıyordum onunla ya. Onunla da koymayıverdik Ahmet. Vallahi oğlum ben ya, ama sana saygı duyuyoruz Ahmet. Ahmet mi? Evet. Erkek misin ya, eskiden ismin de Ahmet'miş. Ne? Siz bunu nereden biliyorsunuz ya? Benim için geçmişinin hiçbir önemi yok. Benim için fark etmez. Sen nasıl bir yokluk yaşıyorsun lan? Bu akşam benimle bir kahve içer misin? Bilmem ki, nasıl olur? Sade olur, sütlü olur. Sütlü. Sütlüyse söyleyin, çaycıyı kovayım. Niye kovsanıza ya? Şirkette aşk yaşadıkları için kovmamış mıydınız? Hayır. Onlar aşkla işi birbirine karıştırdığı için kovdum. Nasıl yani? Tabii, fotokopi çekerken öpüşmüşler. Biz de yanlışlıkla karıştırıp onları ihale dosyasına koyduk. Adamlar para sormadan işi direkt bize verdi. Hayır, prestijimiz sarsıldı yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Adamlar bizden başka başka şeyler bekliyor. Cesaretin var mı? Var. Biliyordum benden hoşlandığını. Ben Necdet Bey'den hoşlanıyorum. Büyük oynuyorum. Siz de şirketi yani kavak yerlerine çevirdiniz.